seçilen ve o frekansta düşündüğümüz her şeyin gerçek olabildiği bir frekans. Çok önemli. Beta'da oluşmuyor. Beta bizi koruyor birçok şeyden. Ve ben hep şeyi de söylüyorum, kitabımda da yazdım. İsteklerinizi, partilerinizi nasıl yaptırabilirsiniz kolaylıkla? Ya da annenize, babanıza, eşinize bir şeyleri kolaylıkla yaptırma frekansı betadır arkadaşlar. Beta'da asla bir şey istemeyin, hiç kimseden. Yani beta'da titreşen, zilinde olan bir insandan bir şey isterseniz çoğunlukla negatif dönüş olacaktır. Ama teta frekansında yakaladınız, hemen orada ne istiyorsanız isteyin. Olacaktır. Bu çok önemli. Yani ve bu tüyodur aslında, yaşam tüyosudur. Fark edin diyorum ben bunu. Çünkü çok önemli. O teta frekansını yakaladıktan sonra bu aslında sır, gerçekten hani o çekim yasasından daha da büyük bir sır. Ve artık insanlar ya Amerika'da sadece teta frekansını deneyimleyen ve öğreten okullar açılıyor. Türkiye'de de var. Ben yapıyorum bu işi Ankara'da. Teta nedir? Nasıl onu yaşayabiliriz? Uygulamalı. Bugün de zaten giriş yapacaksınız. Birkaç kere giriş çıkışlar olacak. Ben teta eğitimine gittiğim zaman şimdi eşleşiyoruz. Sadece hissetmeyi öğreniyoruz. İşte elinden tutuyorsun. O temas çok önemliydi o zamanlar. Elinden tutup karşıdakine neler hissettiğini hissetmeye çalışıyorsun. Zihninden neler geçirdiğini ya da orada akışta kalıp karşıdakinin sanki aslında bunlar çok ileride olacak şeyler. Zihin okuma deniliyor buna. Yani zihnini okuyorsun. Neler geçiyor. Bazen kendi kaçırdığı bile oluyor. Sen görebiliyorsun. O kadar ilginç şeyler var ki. Ben işte arkadaşım elini tuttu ve onun hiçbir şey bilmiyorum. Hatta yapamayacağım falan da zannediyorum. Kursa gelmişim. Öğreneceğim. Önümde de bir tane kağıt kalem var. Ve benim resmim çok kötüdür. Hiç resim çizemem. Hani cinali falan çiziyorum. Ve birden arkadaşın elini tuttum, gözünün içine bakarken birden ben elimle çizdim. Hatta saçını yandan ayırdım falan. Yine cinali çiziyorum ama yandan yüz ifadesi, yuvarlak bir yüz, kolu, bacağı uzun bir genç resmi çizdim oraya. Ondan sonra ya dedim bilmiyorum şuna baksana dedim, bu ne dedim. Ay dedi Emel o benim sevgilim dedim.